en kötü ihtimalle sahil güvenliğimizi ararız. Gereğini yaparlar. Bunlar da geldikleri gibi kaçarlar. İlker Özdemir 30 yılı aşkın süredir Ege'de Akdeniz'de balıkçılık yapıyor. Yıllarca pek çok kez Yunan sahil güvenlik güçlerinin taciziyle karşılaştı. Burası uluslararası, siz karışamazsınız. Bu sefer Gökçeada açıklarında uluslararası sularda teknesine haksız bir şekilde müdahale edildi. Önce tekneyi bordalamaya çalıştılar. Yani üstlerini almaya çalıştılar. Üzerime bağlayıp kendi sularına çekebilirim düşüncesiyle, ki geçmişte de örnekleri var diye. Buna zaten müsaade etmedik. Ben etraflarında dönmek durumunda kaldım. O arada takımım da denizdeydi. Biri çıktı, şiddetli bir şekilde bize hakaret ediyordu. Ya onlar sizin etrafınıza dönmeye başladı. Siz de aynı şekilde daireler çizmeye başladınız. Beraber dönmeye başladık aynı eksende ki birbirimize herhangi bir hamle olursa ona göre. Ama tabii bu arada telefonlarımız aktif haldeydi. Çok sıkışırsak sahil güvenliğimizi arayarak yardım isteyecektik ki onlar da çok kısa zamanda müdahale ediyorlar. Bu konuda gerçekten devletimiz çok başarılı, sahil güvenliklerimiz çok iyi. Biraz da onun cesareti var. Tam olarak neredeydiniz o anlarda? Zürafa Kayalığı denilen bir bölge var. 6300 yarda, uluslararası 6 mille sınırlı, Gökçeada, Semadirek adası arasında Yunan sularından 500 metre uzakta bir kayalık var. Buraya çakar koymuşlar. Biz de o bölgede avlanmaya gittik. Ne kadar sürdü bu taciz? Yaklaşık 20 dakika falan sürdü. Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Uluslararası. Gitmemi istediler. Yani biz buranın uluslararası olduğunu, böyle bir hakları olmadıklarını, ki defalarca yaşadığımız için bunu biliyoruz az çok. Gitme cevabı vermedik. Biz durdukça daha hırslandılar. Burası bizim demeye başladılar. O anlarda Özdemir'in oğlu ve bir yardımcısı da teknedeydi. Kararlı durdular. Bulundukları konumu terk etmediler. Yunan sahil güvenlik teknesi bir süre sonra gözden kayboldu. Deneyimli denizci yaşananların Yunan halkıyla olan dostluklarına zarar veremeyeceğini de söylüyor. Bizim Gökçeada'da bir sürü Yunan dostumuz da var. Olaya biraz da öyle bakarsanız. Yani zaten orada iç içe yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlarımız da var. Bizim bir sorunumuz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Zaten Yunan halkınla da bu anlamda bir sorun yaşamıyoruz.